sevgili dostlar. Çok sevdiğim bir adam. Bernard Arkas. Birkaç nedeni var sevmemin. İlk başı, kendi de bunu bilmiyor şu anda. Taptığım yönü bir kere bilinçli bir yelkenci. Hadi yelkenci dediğin zaman akarsular durdu. Hazır ola geçtik. Orta parmağa, büyük parmak pantolon çizgisine geldik. Yelkenci karşısındayız. Nasılsın sevgili Bernard? Ben güldüm. Ama haksız mıyım ben? Yelkene gönül ver. Adam gönlü genişti bir kere bir. Engindir deniz gibi. Nasıl gidiyor yelken işleri? Çok güzel gidiyor. Takım? Takım da güzel. Birinci bir takımı var. Şey, yelken yarışlarında bir tanesinde müzik çaldık. Kupa aldığı zaman Bodrum'da. Aldık Bodrum'da. Bir tanesine gene gelelim. Tamam. Nerede yarışıyorsunuz şimdi? Ha, şimdi ben Çeşme'de yaşıyorum yaz kış. Ha, yarış var mı gene? Yeni bitti. Şimdi İzmir'de Kafes'de yapacağız bir yarış. Eylül sonu 22-23 Eylül'de. Ha, ona ben gelmeye çalışayım. Bakayım bak, gelecektim aslında da bir iş çıktı orada. Doğru hatırlıyorum. Şene artık her sene yapacağız zaten. Öyle mi? Evet öyle. Tamam. Şimdi İzmir'de Bornova'dayız. Ben de Bornova'yı çok fazla bildiğimi iddia edemem. Geldim gece bir arkadaşım evinde kaldım burada. Karolinler'de bir gece kaldık falan falan ama yakın da olması lazım sizin buraya. Burada Bernard'ın büyüdüğü ev var. Evet. Babanız müze yaptı. Babam müze yaptı. Şimdi burayı vardı, bunu gezerken dedim ki Bernard'a. Temaşı ya dedim böyle bir ama Holland'dan yeni geldin dedi. Arabayı çevirdi sağ olsun. Ve bize gezdirmek için dedim sen gezdir baba. Yani şey yaptığın ev zaten. Evet ve memnuniyetle yani. Seni çok severim. Büyüdüğün ev ya değil mi? Evet. Bizim çocukluğun geçtiği mahalle. Ya ne biraz güzel. Değişti biraz o. Ama ne hatıralar düşünsene. İnsanın çocukluğunun geçtiği evi yeniden görmesi pırı pırı yapılmış. Güzel bir his olsa gerek. Hepimize maalesef biraz da Türkiye Cumhuriyeti'nde pek nail olmuyor böyle. Pek maalesef böyle şansımız olmuyor. Doğduğumuz ev, büyüdüğümüz evi görmek. Değişiyor. Apartmanlar oluyor, bilmemler oluyor falan filan. Ama burası... Burası arkadaki evler hep ailemin oturduğu, kuzenlerim benim. Yani bu ailemizin mahallesi, hepimizin bir evi vardı. Arkasların şeyi. Arkas, Paji, işte Jirolar buradaydı. Paji kim? Paji babamın anne tarafı. Ha anladım. Siz babaanne. Babaanne tarafı. Pajiler. Onlar da mı İtalyan kökenli? Onlar Fransız. Onlar daha çok Fransız. Onlar Genova, Marsilya tarafından geçmişler ama 1700'lerde Avrupa çok, sınırlar çok değişti o tabii, zaman. Tabii. O zaman neyin ne oldu belli değil. Siz de o zaman Kuzey İtalya'sınız değil mi? Evet, Kuzey İtalya, Güney Fransa. Genova tarafı. Genova'dan çok buraya gelinmiş. Şimdi efendim, Levanten kültürü başlı başına bir olay. İzmir'de. Türkiye'de de İzmir'de bilhassa. Yani İstanbul'da da var ama İzmir'deki gibi köklü değil olduğunu zannetmiyorum. Doğru mu söyledim? İzmir daha yoğun bir. Daha yoğun. Çünkü unutmayın ki İzmir, bir kitapta okumuştum. Zamanın Paris'inden daha modayı takip eden, İtalya'sından daha operaları dinleyen, opera salonu olan, efendim Londra'sından daha erkek modasını takip eden ve bütün dünya mutfakları içerisinde en iyi mutfağa sahip olan bir cennet, dünyanın incisi olan bir şehir. Hala çok güzel ama. Hala güzel. Hadi gezelim. Gelin bakalım. Bak ne güzel. İzmir aşkı hala güzel diyor ya. Güzel bir his. Gelin. Evet, buyurun. Aa, ne güzel. Dakika bir gol de. Yeni başlıyor değil mi bu? Evet. Dakika bir gol de. Gemi baston altı. Nedir bunun tam şeyi? Bu başı. Geminin hemen başında. Sirenlere karşı kurmak için kuruyor denizciler. Sirenler denizcileri çağırıyordu ya. Bu da onları koruyordu. Şimdi şeye efsaneye göre sirenler hoş kadınlar, altı balık. Denizcileri fırtınada çağırır. Gel ama kayalara sürükler. Yani hani siren sesi diye laf var. Oradan gelir o da. Yani denizcileri kandıran gel diyor. Koş da bir kadın. Denizci yıllarda kadın madı yok. Denizci sahillerde böyle gidiyorsun tabii sen de. Şey gibi, sazan gibi. Ondan sonra kayalara haşit diye geçiyorsun. Onun için geminin başına bunu koyuyorsun ki bir dakika kardeşim bizi çağırma zaten bizde var bir tane. Ne çağırıyorsun? Diyorsun değil mi? Kadın başı. Ha, kadın başı. Onlara çok da güzelmiş ama.
Anlatın bakalım bize. Şimdi burada aslında 3 şey var. Gemi maketi koleksiyonu var babamın. Orada gemi tarihini işlemeye çalışıyoruz. İlk eski Mısırlı küçük gemilerden modern gemilere kadar maketleri. Anladım. Özel tarihte özel anlamı olan gemilerin maketleri gerek Türk tarihinde göreceksiniz gerek dünya tarihinde. Evet. Gemi eskileri, elektronik olmadan önce her şey. Gemiler çok daha estetikti ve gemi malzemeleri daha estetikti. Dümenler, gemi, bakır gemi eskileri. Bir de tabii gemi ve deniz tabloları. Tablolar meşhur değil mi? Dolayısıyla denizle ilgili aşağı yukarı her şeyin olduğu bir merkez. Nasılsınız? Ya bizim, benim hocam ilk çalışmaya başladım ben 22 yaşında. 22 yaşında çalışmaya başladım da babam Pierre'in yanına verdi beni. O bana mesleği öğretti. Gemicilik mesleği. Denizcilik. Denizcilik mesleği. Şirkette. Sonra emekli olduğumda o da babam gibi çok meraklı gemi eskilerine, gemilere. O da buranın küratörü yaptı. Küratörü yaptı. Ondan yürüyen bir tarih. O zaman katılsın diye. Katılsın. Harika, gelin bakalım. Her gemiyi bilir tek tek. Adınızı tekrar başlayalım ben. Pierre diye. Tamam. Yukarıdan başlayalım. Yukarıdan. Tamam. Hadi gelin. Şimdi burası da kendi çocukluğundaki ev olduğu için enteresan bir şeydi. Gizli bir şeydi. Müze olarak. Onlar peşinde yatılı okula gittim. Ondan aha geliyordu artık. Ha 14 yaşına kadar burada. Burada İlk önce karşıdaki evde sonra buraya geçtik. Yatak odan hangisiydi? Ha? Benim artık yoktu burada yatak oda. Misafir odasında kalıyordu. Yatak yazdan yaza geliyordum. Ha 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 ha. Yurt dışına mı okuyordun? Nerede okuyordun? Lozan'da. Sizler Lozan'da okuyordunuz. Ha. Evet. Şimdi Pierre Bey, topu verelim mi? Tabii ki, en değerli tam da şu mu yoksa? Evet. Sanki de. Tahmin ettim hem yerinden hem de görüntüsünden. Tamamen el yapımıdır. Büyük bir emek sarf edilmiş ve en uzun sürede yapılmış olan gemi modelidir bu. Of. Tam 12 senede. 12 senede yapıldı. Yapıldı fakat bunu yapan kişi rahmetli oldu Şubat ayında. Yeni. Evet bu Şubat'ta. Rahmetli oldu Azmi Bey'di. Bu Türkiye'de. Tabii yurt dışına falan alınmış değil. Yok, değil. Bütün maketler yapmak Türkiye'de o zaman. Allah toprağı bol etsin, nur yutmuş şimdi yatsın. Bakar mısın sabır adam be? Çok büyük sabır. Kaç senede yaptı demiştiniz? 12 senede. 12 senede adam yapıyor geçiyor. Bakar mısınız ya? Müthiş. Arkaya bakalım. Burası galyon kaptan kamerası herhalde değil mi arkada? Kaptan kamerası. Bak uyumlara bak kadınlar da var. Adamdaki sabıra bakar mısın ya? Ya bu akıl almaz. 12 sene adam çalışıyor ve her gece buna yani eve döneyim de şuna devam edeyim diye herhalde saatine bakıyordur. Ah ne zaman gideceğim. Bu delilik aslında. Ve geceleri çalışmayı çok seviyordu. Hani atölyesini. Şimdi herhalde bir tane merceği var herhalde. Var. Çünkü burada merceklik iş var çünkü değil mi? Tabii. Şimdi merceği indiriyor şuraya önüne. Cır 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 atı uyana kadar uykusu geliyor yatıyor. Ondan sonra da sabaha kadar orada çalışıyordu. Gündüzleri uyuyordu. Çünkü çok gürültü oluyormuş dışarıda. Arabalar oynuyor, çocuklar falan. Şey oluyor. Evet. Dağılıyor. Demlerdi. Otururdu, çalışırdı. Gece sabaha kadar çalışıyor, gündüz uyuyor. Çalışıyordu, evet. Saatleri ters ayarladı. Aynen öyle. İki katlı bir evi vardı. Üst katta ailesi oturuyor. Bir kendisi aşağıda geceleri çalışıyordu. Allah Allah. Bakar mısınız? Yaralanmış İngiliz şey. Amiral Nelson. Ölüyor. Zafirlik görüyor. Ve yaralanıyor ve ölüyor. Ölüyor. Trafalgar Savaşı'nda. Bizim Turgut Reis gibi. O da yaz zavallı Malta'da böyle ölmüştür. Tam almak üzereyken. Ölmese de alacaktık. Mişiz. Hep öyle işler. Hayatın tesadüfleri. Amiral Nelson gidiyor. Yazık. Göğüste yaralanmış. Çok güzel yapmışlar.
müthiş mi? Bu tabloya şey oldu. Neyse büyüklüğünden herhalde. Bu arada ben tabloya takıldım. Maketleri atlıyoruz. Maketler bayağı. Şu maket. Evet, maket hakkında bir güzel bir şey var mı? Bu görmüş olduğunuz Azmi Usta'nın son yapıtlarında. Fakat tek Azmi başına Usta. Yapmadı. Ha. Hastaydı çünkü. Ha. Ve yol gösteriyordu. Bu da tamamıyla el yapımıdır. Yalnız geminin baş ucundaki görmüş olduğunuz şeyleri Azmi Usta bizzat kendisi kendi yaptı, alıyarak yaptı. Ha. Burada bir aslan. Aslan var, evet. Hı hı. Şimdi ben bu gemilerde çok güzel dışı da hep içini merak ederim aslında. Yani şimdi burada bir şey bakıyorsun, kabuğu içinde acaba, ama baksanız içindeki dev gibi bir şey. Kaç katlı? 1, 2, 3, 6 da vardı muhakkak su altı. Bakın, ama burada çok güzel bir şey yapmış sanatçı. Şu ön direkten zannediyorum, ön direkten kesmiş ve geminin kesitini vermiş. Bakın burada demek ki bir... Demek ki bu gemi 1, 2, 3, 4, 5, şeyi sayma, sintineyi sayma, 5 katlı bir gemi. Bakar mısınız? Ya bu da kesildi, bu da müthiş. Rutkayla her şey bu masada, eğlenirken eğlendiren ve kendi gündemini yaratan sohbetleriyle Bloomberg ET'de. Doğa Rutkay'ın pazartesi akşamki konuğu, yılların eskitemediği sevilen şarkıcı Müşerref Akay. Kahkaha ve sürprizlerle dolu Doğa Rutkayla her şey bu masada, pazartesi 20'de Bloomberg ET'de. Merhaba, hoş geldiniz. Ah, Can Kut'un albümü var mı? Maalesef efendim. Kitaptan kırtasiyeye, oyuncaktan elektroniğe aradığım her şeyi bulduğum TVK'da, Türkiye'nin kitapçısında, Türkiye'nin popstarı Can Kut'un albümü yok mu? Neyse, şanslısın çünkü bende bir tane var. Sevda. Daha ayrı çünkü Karadeniz'de yazdım. Sev be artık anlamında. Hazır bu kadar da kalabalık Can Kut diye toplanmışken arabadan 3-5 koli getireyim de raftaki yerini alsın. Biraz bu kalabalık TVK ve Paraf'ın yeni kampanyası için burada. Hangi kampanya? Şimdi TVK'da Paraf'ta yapacağınız 100 lira ve üzeri harcamalarınızda 25 lira, toplamda 50 lira Paraf para hediye. Üstelik +6 taksit fırsatıyla. Bak yine içimdeki duygu tellerini tıngırdattın. İyi dinle. Güzellikler TVK'da, güzellikler bu Paraf'ta. Merit Royal. 28. Züçex Uluslararası Züccaciye Ev ve Mutfak Eşyaları ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarı 21-24 Eylül'de TÜYAP'ta. Seçkin markalar Züçex'te buluşuyor. Sur Yapı'nın birbirinden güzel projelerinde kolayca ev sahibi olmak için teslime kadar ayda 600 TL'den başlayan taksitlerle mutlu evler Türkiye. Detaylı bilgi için suryapı.com.tr. Bölümde ise savaş gemisi değil, ticari amaçlı yapılmış olan gemiler burada. Ha, burada artık buhara mı geçtik? Tam geçtik. Evet. Buhar yelken kölesi. Tam güvenmiyorlar. Tamam. Ne olur ne olmaz yelken. Evet. Hala öyledir biliyorsun. Ben yani. Zaten bu ilk buharlı gemilerden bir tanesidir. Brunel buhar makinesi icat olduğunda gemiye yerleştiriyor. Rüzgar olduğu zaman yelkenle gidiyordu. Rüzgar kesilince de buhar makinesini. Çünkü okyanusun belli bölümlerinde, belli zamanlarda bir iki ay rüzgarı bir durumunda kalıyorlardı.
da Katisar Güngü Katisar. Meşhur Katisar. Son hız rekorunu kırdı. Evet. Öyle Atlantik'i mi? Geçmek. Bir Clipper. Yani öyle mi? Clipper. Yarış yapıyorlardı. Bu mu geçti? Kaç günde gitmişler biliyor musun? Hatırlıyor musun? 17 nota kadar çıkıyormuş o. 17 not? Evet. Şu gemi. Rüzgarla. Evet, 17 nota kadar. Şimdiki şeyler zor çıkıyor ya. Katamaranlar, trimaranlar, şeyinkiler, eteninkiler. Öyle bir şey yapıyor zaten. Şunu 17 notlu düşünemiyorum. Dev gibi. Şimdi bakar mısınız? Amacı da bu geminin bir kargo gemisi, yük gemisi olarak yapılmış. Hindistan'dan İngiltere'ye çayı en kısa sürede taşımak. Çay şey yapmadan, küflenmeden. Duydunuz değil mi? Hindistan'dan çayı getiren İngiltere'ye gemi. Önce gelip malı en pahalı daha taze çaylar üst, yaprağın üstleri. Yani Hint çayı İngilizler'de five o'clock tea efendim. Bakar mısınız? Araştırma gemisinin güzelliğine bakar mısınız ya? Müthiş. Bunları düşünemiyorum canlı halinde. Bakalım nasıl bir künde, ne kadar. Kaç kişi yürütüyor, kaç yelken var, nasıl açacaklar, nasıl tırmanacaklar. Nasıl bir disiplin, nasıl bir kaptan. Şimdi sen kendi yarışından bilirsin bu işin nasıl şey olduğunu. Ama bu başka bir şey. Daha başka bir şey de şimdi sen ufacık teknede zorlanıyorsun. O kadar makara teknolojiye rağmen. Evet. O kadar şeye rağmen. Şunlar erip bunu yani düşünsene. 1, 2, 3, 4 yelken var bir direkte. 4'er yelken. 3 direkte zaten 12 yelkende herhalde bunları 5-6 kişi birden açıyor bir tanesini. Bir kişi açıyor. Tırmanmaları lazım. Tepeye çıkıp tepeden bırakacak haş diye aşağıya. Sonra toplayacak. Yani şunu yürütmek için yani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 çarpı 5 kişi. Sırf o. Evet. Sırf yakenci, şey daha dümenciler, serdümenler falan onları sayma. Evet, meşhur Titanic. Bu kadar sade miymiş ya? Ben onu daha şey zannederdim. Titanic'e bakar mısın? Nasıl? Geçmiş en büyük deniz kılcıyası. Ya değil mi? 1512 kişi. Kaç kişi öldü? 1500 kişi öldü şu Titanic vazisinde. Ice, biliyorsunuz iceberg'e çarpar. Nasıl? Şimdi olsa herhalde artık çarpamaz değil mi? Bir sürü şey var. Yandan yırttı. Yandan yırttı. O zamanlar şeyleri tam yanmamışlar. Yani şimdi bir bölüm su aldı mı tutuyor ya. Şey tabii yapıyor, ki. Havuz yapıyorlar. Baklar var. Yandan yırtınca komple. Hepsi komple. Zaten yan yatıyor zaten. Hepsi birden aldı ondan baktı. Başından vursaydı bir şey olmayacaktı. Başından vursaydı. O loku kapatacaktın. Evet. Yüzeye devam edecektim. Şansa bak. Belki şimdi yan loklar yapmışlar bunun için. Şimdi yan cida, çift cida yapıyorlar. Yırtarsa evet. Bir yorga şey yapıyor. Belastını. Müthişti. Ya nasıl bir faciadır bu ya? Bir daha söyleyeyim. Üç tane sister ship'ti bunlar. Evet. Aynı anda tezgaha konulmuştu. İlk önce Olimpik denize iniyor. Sonra Titanic, sonra Britanik denize iniyor. Peki onlar hala yaşıyor mu kardeşleri? Peki sökülmüş mü? Sökülmüş. Ama batmamış, sökülmüş. Bir tanesi sonra güzel müze olurmuş. Güzel müze olurmuş. Güzelmiş, düşünsenize. Fakat bizim ülkemizde var bu gemi sökme şeyi. Daha çok var. O da çok üzülüyorum. Hiçbir eski gemiş bir tane bir tow ship'imiz yok mesela Osmanlı'dan kalan. O bırak Osmanlı'yı, Cumhuriyet'ten kalan dahi yok. Yavuz bile yok. O şeylerinki mesela hala duruyor. Rumların meşhur, Yunanların Osmanlı'ya karşı olan savaşındaki gemi adını şu anda unuttum. Neydi onun adı ya? Müze yapmışlar şimdi onu. Averof. Bizim ama savar anamız var duruyor. Ama ne kadar iyi restoran olmuş. İçine gittim gözle film de yaptım içerisinde. Restorasyon hakkında fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü ticari, bir şey diyemiyorsun. Adam onu ticari maksatla satın almış. Doğru. Yani ondan para kazanması lazım. Onun için adamın yaptığına bir şey söyleyemiyorum. Çünkü buna para verip satın almış. Ve içinde insan gezdirecek. Doğru. Onun için gerekli şeyleri yapmış muhakkak ona göre. Ama müze olarak yapsaydı böyle yapmazdı. Yani satmamak lazım aslında. Satmamak, thank you. Satmamak lazım. Yani bir devletin bunu satmamız lazım. Teşekkür ederim. Maalesef. Maalesef ülkemizde
devletlerimiz bu güneş işi yapmıyor. Dünyanın her memleketinde, hepsinde, Amerika dahi olsun, Hollanda, Fransa, İtalya, ne diyorsan, Yunanistan, şurada, hepsinde eski gemiler hala vardır. Pırıl pırıldır, müzedir. Halk gelir, görür. Elinde Türkiye'de maalesef müze gemimiz yok. Var, incir altında var biliyorsun. Öyle mi? Tabii incir altında burada. Ne var? Bir tane şey. Ege gemisi, bir tane de denizaltı. Öyle mi? Denizaltı şeyde de var canım. Rami Koç'ta da var bir tane. Koç Müzesi'nde yani. Eski Marshall Plan'dan kalanları. Var. Bir de şey var tabii. Boğaz Zafırları da alıp yapıyor Rami Bey sağ olsun. Bu nedir? Ankara gemisi. Aa, Ankara gemisi. Bir şey yapmak istiyorum. Bunu da yeni öğrendim. Karadeniz gemisi. Duydun mu hikayesini? Karadeniz gemisi. Türkiye Cumhuriyeti'nin yapacağım filmini kesin kafaya taktım. Türkiye Cumhuriyeti yeni 1924 tam unuttum. Gemiyi alıyor, Atatürk emir veriyor. Gemi alınıyor, Karadeniz gemisi beyaza boyanıyor. Siyah bir gemi, leş. Bunun içerisine bütün yerli malı şeyler konuyor. İpekler, efendim şeyler, bütün Avrupa limanlarını Türkiye'yi ve Türk şeyini malını tanıtmak için bir tura çıkıyorlar. İnsanların çoğu karşı çıkıyor, çok büyük para harcıyorsun. Daha hükümete düşün, çıplak bir şeyimiz yok yiyecek yani. Yollarımız yok, demir yolu yok, herkes bitli mitli. Bunu yapıyorlar. Fakat ilk defa böyle şeyler, Fransa'da İtalyanlar, Türkiye deyince hani o korkanlar ki o zaman düşünsen şimdi bile hala nasıl bir korkuysa bu. Evet, onlar böyle ilk defa orada böyle şapkalı kadınlar, balolar. İçerisinde şeyler yani Türkiye'den olmayacağını tahmin ettiği PR çalışması, sergi yapıyorlar. Bütün şey dolanıyor abi bu Karadeniz gemisi. Beyaza boyanmış şekilde pırıl pırıl. Büyük bir milyarlık iş değil bu. Yani herkes el verirse Türkiye'ye dolaşan, temsil eden bir gemi alıp boyayıp eski bir gemiyi güzel tamir edip insanları giydirip güzel bir yürüyen bir sergi, yüzen bir sergi yapsak da bütün yere dolaşsak. Ankara gemisi. Bunun hikayesi nedir? Bunun hikayesi bu Pearl Harbor baskadında tek batırılmayan gemi. Amerikan gemisi Pearl Harbor'da. Çünkü yolcu gemileri savaş zamanında hastane gemisine dönüştürülüyor. Tabii ki. Dolayısıyla Japonlar hastane gemisi olduğu için bunu batırmıyorlar. Savaştan sonra da biz alıyoruz. Tekrar yolcu gemisi olarak değiştiriyoruz. Tekrar eski haline dönüştürülüyor ve yolcu taşımaya başlıyor. Şu anda jilet herhalde. Abi çoktan. Ali Ağa'da sökülüyor. İşte yazık işte bunu sökme. İşte mesela şunu sökme. Fakat sökülürken yine bir faydası oldu bu geminin. Ne oldu? Biliyorsunuz. Hastane gemisi olduğu için bunun röntgen odasında duvarlar kalın kurşun tabii ki. Ve İstanbul'da bir caminin ismini unuttum, hikayesini okumuştum. Kubbesi mi? Kubbesi ha. Çeşmenin kubbesi için kurşun bulamıyorlardı. Ya da çok pahalıydı. Ve bunu söken kişi de duyuyor bunu. Ben de var. Buyurunuz diyor. Nerede var gemiden? Diyorlar gemiden o kadar kurşun falan diye oradan alıyorlar. Bu röntgen odasının kurşunlarıyla. Caminin kubbesi. Yeniliyorlar, tamir ediyorlar. Duydunuz mu? Çok güzel hikaye. Geminin kurşunundan. Aslında röntgen odasının kurşunundan cami kubbesine kadar kurşunu veren gemi oluyor. Meşhur Savarona, yazık. Hep üzülürüm buna. Bunu doğru hatırlıyorsam bir demir yoludan zengin olan bir adamın hanımı ne yapılıyor? Dul bir hanıma yapılıyor. Fakat almıyor sonunda şeydeyken galiba, kızaktayken. Sonra Atatürk'ü almaya karar veriyor. Alıyor mu? Alıyor. 1932 senesinde özel sipariş veriyor. Evet. 32 senesinde alıyor, 6 sene kullanıyor. Fakat evet, bir tamam. Amerikan bayrağını çekiyor. Çekemiyor, aynen tabii, doğru hikaye. Amerika devleti geminin kıymetinin 6 misli vergi istiyor. Tabii. Hatırlıyorum hikayeyi. Şimdi ben çekerken okumuştum hikayesini. Sonra Türk hükümeti karar veriyor. Atanın da son günleri efendim hasta. Efendim diyorlar alalım da biraz deniz havası, doktorlar deniz havası falan istiyorlar. Türk milleti bunu
O zamanın çok daha şeyinden, kıymetinden çok daha az paraya alıyoruz tabii. Çünkü kadın Amerika'ya götüremiyor gemisini. Evet, kadın Amerika'ya gemisi, Amerikalı kadın, milyarder, demir yolu galiba zengini. Memleketine götüremiyor. İşte Avrupa'da dolanıyor, işte gidiyor iki yere, Afrika'ya ama ülkesine götüremiyor gemisini, aldığı gemiyi. Onun için Türk hükümetine satıyor, biz de bunu alıp Atatürk'e hediye ediyoruz. Sabır ona. Kattavali'nin bir icrası vardı, adının değişmesi. Adını değişmesi, doğru, hatırlıyorum. O şartla satıyor değil mi? Adını değiştirmeyin diyor tabii. Rica etti, Atatürk'ün hoşuna gitti ve değişmedi. Zaten gemi adı değişmez. Bakmayın, ve gemi adı, erkek adı konmaz. Yani gemi bir şahsiyettir. İngiltere'de ona she, yani kadın olarak düşünürler İngilizler, yani yabancılar. Hep dişidir ve doğduğuna verilen adla devam eder. Yani şimdiden erkek adını değiştirip de bilmem Cafer Kaptan, Hüseyin Ağa falan gibi bir şey olmaması gerekir adetlere göre. Ha, bizim adetlerimizde yok ama dünya adetlerinde öyledir. Onu da ilave edeyim sevgili dostlar. Onun için bir yerde yatmadan alırsanız adını değiştirmeye kalkmayın. Nasıl doğmuşsa o adla ölür o. Evet, bu ne ya? Bu Rus çadırının yatağıydı, Libadya. Böyle bir şey var mı? Var ama türünün tek örneği. Yani ilk defa görüyorum. Bir gemi inşa edilmiş. Sanki hayal mahsulü gibi ama yani, hakikaten. Adam gibi yüzdüremediler zaten ya. İnmedi mi suya bu? İndi. Uzağa gidemedi. Evet. Zaten Rus çarı bunu deniz üstündeki sarayı gibi kullandı. Ha, yüzen salmal gibi düşünüyor. Evet. Yani. Baksana sen, güver temizinde kuyruklu piyano artık ihtişamı. Peki bu gemi şu anda yok dünyada. Söküldü gitti. Devrimden sonra, Çarlık'tan sonra herhalde. Devrimden sonra pek ideal şey değil tutsak hiç. Bir de yani bu nereye gidecek ki, bir yerde hani kaçıramazsın da, yüzmez herhalde, bir şey okyanus geçmez bu. Karaya şey geçmez. Yok yok, karaya bağlı kaldı o şey. Deniz kondu gibi kullanırsın. İngiltere'den zaten nasıl getirdi derse bir daha o. İngiltere'de mi yapmış? İngiltere. Çekmişlerdir, sal gibi, römörkler. Yok yok yani. Kendi gidiyor mu acaba? Üç tane uskuru mu? Vay. Üç uskurlu. Rus İmparatoru yatı 1880-1926. Andrei Popov. Bakar mısınız? Hiç görmemiştim böyle bir şeyi. Haberim bile yoktu böyle bir gemiden. Bunu öğrenmiş olduk. Uzay yolu gibi, şey gibi. Evet, bu Yavuz olmasın, bu nedir bu? Bismarck. Ha, bakar mısınız? Bu da güzel yapılmış. Bismarck. Dört tane uçağı varmış. Almanların meşhur. Evet, savaş makinesi. Savaş makinesi. Bunu düşünsene, buna kim karşı koyacak ya? Ha, Yavuz burada, yazık ya. Hep ben de buna üzülürüm. Bunun mesela en azından bir müze olarak kalması lazım. Evet. En azından bunun, değil mi? Hep Midilli üzülürüm. Midilli de burada. Midilli, Yavuz Midilli. Midilli de daha büyükmüş Yavuz'dan ya. Sanki bu Amiens, bu yolcu gemisi gibi yapılmış da sonradan çevrilmiş gibi. Bu daha mı modern Yavuz'dan? Aynı devir mi? Ayrı klasmanda. Ayrı klasman. Ayrı klasman. Meşhur Yavuz. Biz yazık ya. Mayına batarak çarpan gemiler. Ama Alman yapısı, sonradan Osmanlı. Hatta Alman mürettebatına Osmanlı kılıkları giydirilir. Ki bakınca dürbünden İngilizler Osmanlı gemisi sansın diye. Ama fakat Almandır. Öyle bir acıklı hikayesi de var. Sevgili dostlar. Bakar mısınız? Şimdi Berna söyledi. Seyyar kilise gemisi. Rus Ortodoks. Efendim limanlara doğana limanda, bir limandan bir limana köye kiliseye. Her köyde her işte doluşu dua ediyorlar zahir. İşte ilk defa görüyorum yani bir yüzen kilise gemisi. Böyle bir şey varmış demek ki. Şu anda var mı hala? Yok. Bolşevikler tabii. Bunlar tabii Çarlık Rusyası şeyleri, gemileri. İhtilalde pek zaten dine de karşılardı. Biliyorsunuz Bolşevikler onları zamanında yakmışlar. Hatta atmışlar. Güzelmiş aslında. Güzel bulunmuş. Ve orada da meşhur Kaptan Kusto'nun meşhur Kalipsosu. Sualtı'nın imparatoru Fransız
Kaptan Cousteau helikopteri, dalış efendim şeyleri, arkadaki efendim chamber'ı, efendim haznesi. Baba da bu işin biliyorsunuz üstadlarından. Meşhur Kalipso'da mayın toplama gemisiydi değil mi? Oradan şeye su altı araştırma gemisine çevrildi. Şimdi efendim bu gemi İnusta'da çok var bunlardan, adamın müzesinde. Yunanlı armatörlere doğuran gemiler bunlar. Liberty gemileri. Bunlar Amerikalılar savaşta, İkinci Dünya Harbi'nde. Bunlarda bir seri yapmışlar. Bunlar daha çok taktik gemileri. Doğru, yanı süresi var. Eşya taşıyor. Eşya taşıyor. Yani orduya şey taşıyan, mühimmat, yiyecek, cephane taşıyan gemiler. Bunlar bütün savaş boyunca efendim tabii silah altında, bombalar altında efendim Almanlar batırmaya çalışıyor falan falan çalışan gemiler. Fakat bunlar Amerika, bunları Liberty adını koyuyor. Yani şey olarak ve seri halinde böyle gece günü yani savaşçılar ki bunu yetiştiriyorlar. Bunlar da epey de yapıyorlar. Kaç tane bilmiyorum. Çok yapıyor. Bir anlık fabrikadan çıkıyor bunlar bu gemiler. 45 yıl bak beyefendi hatırlıyor. 45 gün günde bir gemi yapıyorlar ki şimdi bile rekor herhalde. Neyse. Sonra savaş bittikten sonra bunlar da Amerika'yı artık geri götürmüyorlar. Burada böyle bir yerde bırakıyorlar. Çünkü yaralanmış, paslanmış, bakım yapılmamış. Efendim külçe demir olarak duruyor. Çünkü ya bakım yapılmamış çünkü çalışıyorlar devamlı. Öyle alıp da kızar çekecek vakitleri yok. Efendim sonra akıllı Yunanlı armatörler ki bunların çoğu İnussa çeşmenin karşısındaki Sakız'ın kuzeyindedir. Çeşme adasında da birkaç tanesini tanıdım. Bunlar denizci. Bunlar Amerika'ya göç eden Dünya Harbi'ndeki Rumlar. Ama bunlar doğuştan kaç jenerasyon, kaç nesil gemiciler. Yani gemide doğmuş, gemide ölmüş. Babası, dedesi, büyük dedesi hepsi denizci. Kaptanlar. Bunları akıllı bir şey tam bilmiyorum değil. Akıllı bir şekilde Amerika hükümetinden hurda fiyatına satın alıyorlar. Demir ağırlığıyla. Şeysiz gemi olarak değil de demir olarak satın. Yani hurda sökmek için alıyorlar. Fakat diyorlar ki biz bunları boyayalım, edelim, bakalım. Ve biz eşya taşıyalım. Bu şekilde meşhur Rumların 300-200 gemilik armatörleri, Onassisler, Nearkoslar, efendim hepsi ortaya çıkıyor bu gemiler sayesinde. Bunun da hikayesini nasıl biliyorum? İnusta'ya muhakkak giderseniz, gidin Sakız Adası'nın kuzeyinde ufak ada vardı. İnusta galiba Türkçesi Koyun Adası. Orada bir armatörün, tıpkı Bernard'ın babası Lucien Bey gibi armatörün çok hoş bir gemi maket müzesi var. Ve o müzede bu hikayelerde anlatılıyor. Müthiş maketler de var orada. Birkaç maket var ki bunlar tarihi değeri olan maketler imişmiş gösterdiler. Efendim muhakkak orayı uğrayın gezin. Gezdirirler. Başında da ufacık bir ada zaten bir şey yok. Bir tane, iki tane, dört tane, iki lokanta. Bir de denizcilik lisesi var. Onu kurmuş baba. Sizin kurduğunuz gibi. Oradaki Liberty gemilerinden çok maket var. Onun hikayesini oradan biliyorum. Güzel hikayedir. Hiç yoktan yani adalı balıkçıdanın çocuğu olurup da dünya çapında bir milyarder dolar üzerinde 200-300 gemi demek büyük gemi demek değil mi baba? Çok gemi. Değil mi? Yani olacak şimdi imparatorluk yani. Ve onlar dünya ticaretini uzun süre domine ettiler. Bir koleksiyon için değerli bir parça. Sekstantlar. Evet. Değil mi? Evet. Bir tane çıkar gemiden, bir ikincisi yok. Düşünün. Her gemiden dediği gibi efendim, geminin nüfusu. Her gemiden bir tane çıkan bir geminin nüfus kağıdı. Onun için her biri bir gemiyi anlatıyor. Mesela demiş Draman Slip Backstand. Şarjade yapıldı. Evet. Hangi şehirde olduğu. Fransız. Kaçıncı gemi olduğu. Şarjade çıkan bir senesi. Bunlar tabii parçalanırken alıp satılıyor. Evet. Değil mi? Koleksiyoncular da alıyorlar gemi parçalanırken. Bunlar sekstantlar. Evet. Müthiş. Benim arkadaşım var çatlak. Hala bununla sihir yapıyor. Şey kullanmıyor. İtalyan Marco bilirsiniz filmlerden. Sekstant bakıyor gidiyor baba. Deli ya. Şimdi GPS falan var. Şimdi yeni alıştı GPS'e. Uzun süre GPS kullanmadı. Sekstantla baktı. Büyük maharetler ama evet. Kullanmak. Ben bilmiyorum. Biraz gösterdi bana ama ben büyük maharet. Evet.
en ufak bir hata. Evet. Sizi 4 milimle dışarı atar, kayaların üzerine çıkarsınız. Amerika Vespucci. Bu gemi 1932 senesinde denize indiriliyor. Okul gemisi olarak. Halihazırda okul gemisi görevini yapıyor değil mi? Yapıyor. Tabii şimdi hatırladım. Ben yanlış söyledim. Dünyanın en güzel okul gemisi olarak da geçiyor. Bizde bir tane yok ya. Bir okul gemimiz şöyle fıstık gibi. Var mı? Hatta yeni. Yani yelkenli olması. Çünkü çoğu ülkeler yelkenliden başlıyorlar. Tabii ki. Denizciliği. Tabii ki. Bu dünya denizleri üzerindeki en güzel kız olarak da geçiyor. Amerika Vespucci gemisi mi? Peki yapılırken okul olarak mı yapılıyor? Evet, okul gemisi olarak yapılıyor. Okul gemisi olarak yapılıyor. Hala aslında bu gibi. Sevgili dostlar, bugün hakikaten bir okul gibi öğrendik. İki tane baş öğretmenimiz. Efendim, sıfırcı hocamız. Yok, şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Hakikaten çok keyifli gün geçirdik. Efendim, çok teşekkür ederim Bernacığım. Buraya kadar geldin, bizi şey yaptı. Efendim çok besliyorum. Hocam, artık hocam diyeceğim size. Çünkü sizler Bernard hocası olunca bizim hocamızsınız. Bize anlattığınız, gösterdiğiniz. Teşekkür ederiz. Başka bir hayat, başka bir dünya, başka dünyalar, başka insanlar. Dünya gemicilik tarihini bir günde, işte bir filme bu kadar anca sığdığı kadar sevgili dostlar. Hastasıyız, deneyim ben size.